geldiniz. Bizim geleneksel olarak, daha doğrusu Egelilerin geleneksel olarak düzenledikleri bu programın bir de her programda bir Efe açık artırımı var. Bütün yıl boyunca Efe'nin Efe olacak. Şimdi misafirlerimiz arasında değerli insanlar var. Hepiniz değerliyiz. Pardon, ben bir yanlış yaptım. Özür diliyorum. Açık artırmaya 200 euro ile başlamak istiyoruz. Artırmak isteyen var mı? Evet. Faruk Uçar'dan 200 euro geldi. Artıran yok mu? Geçen yılın Efe'sini bu arada kutlamak istiyorum. Kendisini hemen hatırlatayım. Hüseyin Pilavcı, değerli abimiz, 2 yıl boyunca Egelilerin Efe'si oldu. Yeni Efe'miz için, bakın aramızda kimler var? Deniz Durukray'ın sahibi Ekrem Kayakçı var. Kaymakçı, evet. Bir ev atlist gruptan Mehmet Keskin Beyefendi buradalar. Efendim, buralardan ses gelmiyor. Pek bir cımız çıktı ya. 250 dediler, alkışlıyoruz. Yok mu artıran? Ya mikrofon da çok kısa. Bunun telsizi yok mu? Telsizi yok mu? Şöyle izleyicilerin yanına bir gidelim. Bir telsizi rica edelim. Telsiz mümkün değilse. Bu, yoksa böyle olmayacak. 250. Hüseyin Bey. 300 dediler. Psikolog Hüseyin Atalay Bey'den 300 euro geldi. Alkışlıyoruz. Ağlık vermek de olur. 350. Beyefendi 350 dedi. Ağlık vermek de olur. A deyince kolay da A olmuyor tabii. Bir çay ısmarlamakla A olmuyor. Köşeden hiç ses çıkmıyor. Doktorcuğum, hocam. Mikrofon kablosu değil, bilemiyoruz. 350'de kaldık. Evet. Faruk Uçar Bey'in oğlu mu 350, 400 diyor böyle. 400 dediler, evet. 400 dediler, Faruk Uçar. Kalkan bir el görmeyin. Hemen bırakırım. Orada bir hanımefendi el mi kaldırıyor, kağıt mı kaldırıyor? Gözüm birliğinde. Evet. Şimdi bu ağalık tabii, verilen paralar nereye gidiyor? Öğretmek istersiniz. Sizin de hakkınız. Güzel bir program hazırlanıyor. Tabii bunun maddi bir karşılığı var. Maddi bir gideri var. Ama bunun yanında kısa süre önce Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Bildiğiniz gibi. İnsanlarımız yakınlarını kaybettiler. Evet, biz burada belki eğleniyoruz ama orada acısını çekenler var. Eğer kısmet olursa, buradan artan olursa bu para oraya gidecek. Bu Egelilerin büyük bir iyilik seferliğinin göstergesidir. Her yıl yapılan düzenli programlarda mutlaka bir yerlere yardım gitmiştir. Bu da sizin sayenizde, sizin katkılarınız da oluyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Evet. Nerede kaldırdın? Gidemiyorum hocam. Bir. Dayanayım. Ya sesim de güzel değil. Şimdi bir şarkı okusam değil mi? Bakın ben bir şiir okurum ama karşılığında açık artırma isterim. Tamam mı? Selim nerede bizim Selim? Selim? Plaka. Bir arabanın önünü bir çıkışa engelliyorum. Lütfen
arabamızla ilgilenelim. BOM DS DT 87. Şimdi o dağlar yetim, güzel kuslu dal. Duydum bahar da gelmezmiş ben o diyarlardan ayrılalı. Ayrı güller kan kırmızısı açmazmış. Bülbüller bir başka öter olmuş ben duyurum. Çallaya çallaya kan kızılı makdurulmuş. Yedim gibi süzülerek akarmış. Ya da öyle gelirmiş anama. Öyle diyor bana yazdırdığı son mektubunda. Kim bilir, kim bilir memleket küsmüş imiş belki de bana. Terk ettim diye memleketi yabana. Ah anama. Hiç kolayına terk edilir mi memleket? Hiç kolayına çekilir mi gurbet? Değil yiğidinde, namerdinde bile ne bilek bırakır ne de yürek. Beni özlemez mi sanırsınız orada? Üzeri puslu dağları, buram buram çiçek kokan yaylaları. Yazları kayanlığın kuzları seyrettiğim, üzeri çimen dolu, papatya dolu perpişten yerlerin topraklarını. Burada her şey saklı. Sevgileri, duyguları, insanları ve hatta her insanda bol olan umutları. Nerede benim memleketim? Nerede burada? Söyle, özlemez mi sanırsın beni hiç orada? Çobanın kavalında hasretsin, ozanın sazında sevda. Köroğlu'nun dertliği, Karacaoğlan'ın sevgisi, Mevlana'nın gel diyen sesi, Yunus'un aşkla çağlayan yüreği, kalbimin feryadı, gözümün seyri. Ne olur, ne olur bu kadar inletme beni. Sevda, hasret anlatılmaz ki, yaşanır ancak yaşayan bir. Yine özlemlerimi ağlattın, yine duygularımı kanattın. Sanırdım bir tek sana hasretim, buna sen yüreğimin sevdası memleketimle kattın. Ah memleketim ah! Seni görmeyeli öyle özledim, öyle özledim ki 18'inde yavuklum gibi gözümde tuttun sen memleketim. Şunu bil ve inan, inanmazsan işte sana Kur'an. Kadın gibi, silah gibi namusumsun. Yiğitliğin gereği mertlik gibi vebalımsın. Dinimin bir emri de farzımsın sen memleketim. Hele bekle, birazcık sabret. Hasretimi toprağının bağrında yatarak dindireceğim. Bu da benim son vasiyetim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yanılmıyorsam 400'de Faruk Uçar Bey'le kalmıştık. Şu masaya doğru. Hocam cümleten hoş gelmişsiniz. Değerli misafirler. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Onları bulup. Ben teslim. Ben biraz tabii şeydir yani Kayserilik var. Cüzdanı şişkin olanlar biraz fazla ilgilenir. Mehmet Bey. Vallahi biz elimizde olanla yetiniriz. Biz diyoruz ki, 400 euro diyoruz. 400 euro da kaldık. Ve diyoruz ki, buradaki toplanan yardımlar Türkiye'deki deprem mağdurlarına gidiyor. Ağırlık vermek de olur. Ekrem Bey, şimdi biz şey söyleyeyim mi? Bırakın. 450 dediler. Teşekkür ediyoruz. Ekrem Bey nerede? Ben görebiliyor muyum Ekrem Bey?